Efendim hoş geldiniz. Mim noktasına, mim noktasında gerçekten de kendisinin evladı olmaktan dolayı hayatımın en büyük onurunu yaşadığım Hüseyin Top dedemiz. Hafız ama Mevlevi'nin serdarik. Canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Evladı olmakla da iftihar ettiğimiz. Hüseyin dedemizin 50 aşkın yılı Mevlevi üzerine çalışmakla geçiyor. Şu anda görmüş olduğunuz eser, gördüğünüz gibi Mesnevi, Manevi, Şerh. Dedem hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bu eseriniz zannediyorum 2007 yılında başladı şerhe. Eyvallah. Ve 12 ciltte de tamamlandı. Elhamdülillah. Hakikaten de bu Mesnevi şeriat ahkamına dayalı olarak Hazreti Mevlana'nın tabii doğrusunu Allah bilir, istediği kıvamda onun yaşadığı hayatı aynen aktarmak gibi bir duruma girdik biz. Eyvallah, değil mi dedem? Evet. Buyurun dedem, biz sizi dinleyelim. Biz sizin yanınızda susarız. Vallahi şimdi bu, şöyle söyleyeyim. Bu esere nasıl başladık? Neden başladık? Nasıl oldu yani? Şimdi fakirhanemizde Kur'an şerhi gibi bir işe başladık. Cemaatimiz var, eksiye hanımlar, efendim, onlar devam ediyorlar. 6 sene gibi bir sürede besmeleyi çekip kelimeleri tek tek didikleyerek, şerh ederek, açıklayarak, efendim, 6 sene gibi bir zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'in şerhini Allah nasip etti. Dedik ki sonra, Kur'an'dan sonra ikinci delil, İslam'daki hüccet, sünnet-i peygamberidir, hadislerdir. Sünnetin sözlü kısmına hadis diyoruz. Efendim, malum kavli, fiili, takriri, sünnet diye çeşitler var da, efendim, sözlü sünnet, hadis, hadis-i şerifler. Bu Sahih-i Buhari diye önemli bir hadis kitabının özeti halinde olan, efendim, zübdesi olan kitap var. Oradan başladık 10 cilt gibi. Onları da kelime kelime, kelime kelime açarak bir 6 sene gibi de onu tamamladık evimizde. Tabii berekettir. Kur'an okunuyor, Kur'an anlatılıyor ve Peygamber'in sünneti yaşanıyor. Onu anlatıyoruz, ifade etme çalışıyoruz. Dilimiz döndüğünce kadar, kültürümüz yahut da ne bileyim Allah'ın bize bildirmesi istediği ne kadar ne varsa o ölçüde. Eyvallah. Yani biz hoparlör gibi Allah'ın güdümündeyiz zaten. Hep öyle zaten. Hayatımız da o. Efendim, dedik ki bu Kur'an ve hadis-i şerifi Tecrid-i Sarih, o kitabın adı. Tecrid-i Sarih. Onu da bitirdik. Dedik, Ya Rab bizi bir dem ayırma Kur'an-ı Hadis-ü Mesnevi'den. Geçtik hevesat-ı dünyevi'den diye başlayan benim musiki hocam Saadettin Hefer'in müstear bir ilahisi var. Orada geçiyor bu. Ya Rab bizi bir nebze ayırma Kur'an-ı Hadis-ı Mesnevi'den derken sıra Mesnevi'ye geldi dedik. Kur'an hadisi yaptık, Mesnevi'ye geldi. Ona başladık 3 sene kadar Mesnevi Şerif'i efendim izah etmeye, dilimiz döndüğü kadar. Ha şunu söyleyeyim, benim yaşım şu anda 87'den 3 ay almış vaziyetteyim ben. 86'yı bitirdik, 87'den 3 ay almış vaziyetteyiz. Allah uzun ömür versin. Bu her geçen gün biraz meşgul olursanız birikiminize bir iki nokta eklersiniz. Bir iki kelime bir şey eklersiniz. Eyvallah. Bir iki mevzu falan değil mi? Artı olur. Ve bu şunu da söyleyeyim. Ahmet Güner Sayar. Profesör.
ekonomi profesörü ama bir hafız kadar, bir din alimi kadar din bilir, Kur'an bilir. Efendim, aynen bizim Efendimiz kardeşimiz gibi, Mim Kemal Üke gibi. O da bayağı şimdi konuşmalarını takip ediyorum. Rast gelirsem, genelde rast geliyorum. Efendim bir şey söylüyor, o ayet meali bakıyorum. Ayet meali, hadis meali. Kendisine de söyledim yani. Efendim, bu demek özümsemiş, onu aynen yerleşmiş, benimsemiş, aktarırken o Kur'an'ı dinlemiş, okumuş, ezberlemiş, bilmiş, bellemiş. Bellemek derler bizde, öğrenmeye. Efendim onu aktarıyor, aynen öyle. Derken birkaç yerden efendim bizden şey istediler. Mesnevi sohbeti. Başladık. Üç senede fakirhanede devam ettik. Ahmet Güner Sayar dedi ki, hocam sen mücevher yumurtlasan uçar gider. Yaz, yaz dedi, kalıcı olsun. Daha sonraki nesillere hatıra aktarma şekli böyle olur. Bilgilerin. Yoksa uçar gider dedi. Seninle beraber gider dedi. Ne yaradı ki de falan dedi. Derken biz Mesnevi yazmaya başladık. İşte böyle Şerif'i. Ciddi olarak ele aldık. Sonra bir arkadaş sordu bana, niye yazıyorsun? Bu kadar yazılmış dedi. Ya. Dedim vallahi dedim ben bu şeyde bir tuz ekmekte benim olsun. Ben, herkesin bir ayrı bir neşesi, zevki var. Benim kendi zevkim de buraya bir yahut da oradan biraz daha zevkleneyim. Öyle ya. Efendim sonra biraz nesil farkı var, neslin düşünce farkı var, onlar da biraz buraya katılır falan filan gibi böyle cevaplar verdim. Ama düşüncem de buydu yani. Ha, niye geç başladın? Ne kadar geç başlarsan o kadar verimli olursun. Bu ibadet namaz, 100 rekat namaz kılmak gibi bir şey değil mi? Bu iş maratonu yok mu? Bu yası işi. Birikim işi, birikimini aktaracaksın oraya. Yoluna katacaksın birikimini. Mesela buydu. İşte derken 8 sene uğraştım bununla. Allah'ıma dua ettim başından. Bana ömür verirsen bunu bitiririm. Çünkü çoğu yarım kalmış. İsmail Hakkı Bursa'yı hemen ta başlarda bırakmış. Tarih-i Mevlevi Hazretleri tamamlayamadan buna benzer kaç tane yarım kalmış Mesnevi şerhi var. E çünkü bir maraton ömür yetmiyor. Geç de başlanıyor. Yani. Ama şükür dedeciğim, hakikaten değerli dostlar, canlar, esere baktığınız vakit bugüne kadar en mütekamil olanı diyebiliriz. Hakikaten şer'i ahkam üzerine kurulmuş, o sütunlar üzerinde hakikatin lisanını ifade etmiş ve bugünün insanı, bugünün insanı 7-70 hitap edecek bir eser çıkmış. Evet. Şeriattan bir milim sapmaz. Evet. Orada sapma varsa zaten benden gelmişti. Allah muhafaza etsin. Ben şeriattan, Allah beni ayırmasın. Bir noktasından, amin, bir virgülünden, zerresinden ayırmasın. Evet. Amin. Dedeciğim, şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten estağfurullah efendim, estağfurullah. Bundan herhalde nesiller bundan sonra... İnşallah, inşallah, inşallah. Allah inşallah razı olsun dedeciğim. Bu gününde basıldığı zamanlar pek anlaşılmaz da biz Hakk'a yürüdükten sonra belki biraz sonra falan belki karıştıranlar olur. Allah'a şükür. Allah'a şükür.